Bu bölümde mazi fiili değerlendireceğiz. Mazi fiil Arapçada işin temeli sayılır. Yani her ne kadar mastar işin temeli ise de mastardan türetilme söz konusu olsa da ama önce mazisi söyleniyor. Sonra muzarisi, sonra mastarı. Böyle olunca mazi baya ön planda. Mazi kelimesi Arapçada mazi, dat ile ifade edilir. Ancak Türkçe'ye geçerken ...pek çok dat harfi... ...dat bulunan kelime... ...orada z olarak telaffuz edildiği gibi... ...dıyafet, ziyafet gibi... E, ...madı kelimesi de mazi olarak... ...Türkçe'de telaffuz edilmektedir. Mehmet Akif'in şiirlerinde... ...maziyi karanlık görmek... E, ...böyle ibareler geçer. Demek ki edebiyatımızda... ...kullanılan bir kelime. E, Türkçe'de geldi Geldiler gibi nasıl bu kullanılıyorsa veya geldim geldin benzeri bir şekilde Arapçada da bunun çekimi var ve bunun çekimini Nasara üzerinden görebiliriz. Nasara emsile kitaplarında da Nasara üzerinden misaller verilir, bazı kitaplarda ketebeden misal verilir, fark etmiyor. Bunlardan herhangi birinin çekimini bir defa öğrendiğimizde. Ne kadar mazi fiiller varsa ana hatlarıyla aynı şekilde çekiliyor. Ayrıntılarda e, illetli fiillerde bir farklılık var. Onu zamanla göreceğiz. Nasaranın çekimi şu şekilde. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarate, nasarne. Nasarte, nasartüme, Nasartum, Nasarti, nasartüme, nasartünne. Nasartu, nasarna. Mana itibariyle... E, biraz açıklamalı bu kısmı ifade edeyim. Nasara o yardım etti erkek için. Ama bayanın yardım ettiğini ifade edecek olursak Nasarat. Yani mesela Nasara Muhammedun. Muhammed yardım etti. Ama Hatice kullanacağımız zaman Nasarat Hatice. Bu şekilde kullanılıyor. Hatice yardım etti. Öte yandan mesela Nasaru onlar yardım ettiler erkekler için. El-Müslimun nasaru Müslümanlar yardım ettiler. Ama eğer bayan Müslümanlar manasını ifade edeceksek El-Müslimatu nasar ne? Bu şekilde kullanılacak. Ve sen yardım ettin. Ya Ahmet Te. sen yardım ettin. Ey Ahmet sen yardım ettin. Bunu ifade ettiğimizde nasar te ama müennes diyelim Aişe, e, ya Aişe, nasar ti, e, ey Aişe sen yardım ettin. Yani te ti e, çok az bir farklılık var. Ama tü ile kullanıldığında nasar tu, e, kadın erkek fark etmiyor. Çünkü kadın da kullansa ben yardım ettim diyecek. Erkek de kullansa aynı şeyi söyleyecek. Nasarna'da da aynı şekilde. Nasarna biz yardım ettik demek. Kadınlar da söyleseler aynı ifade. Erkekler de söyleseler aynı ifade. Ana hatlarıyla bu. Ve bunu Kur'an'dan örneklerle de göreceğiz. Bu kısmın ezberlenmesi gerekir. Yani mazi fiilin çekiminin ve daha diğer fiiller gelecek. Muzari şekli, emir şekli. Bunların ezberlenmesi gerekiyor. Birkaç tekrar edildiğinde hatırda kalacaktır. Hele örneklerini de zaten vereceğiz. O örneklere göre birbirinden ayırt etmek daha da kolaylaşacaktır. Başka bir ince durum, mazi fiille alakalı. Mazi fiilin önüne ma edatı geldiğinde manayı olumsuz yapar. Ne gibi? Ma farraḍnâ fil min şey. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık ta yüferritü tefrit bir şeyi eksik bırakmak. Ve onun çekimini yaptığımızda yani bu dörtlü bir fiildir. Sülasi değil. Sülasiye bir harf ilave, ilavesiyle tef'il veznine sokulmuştur. Ve bunu çektiğimizde farrata farrata farratu bu şekilde çekiyoruz. En sonunda farrattu ben eksik bıraktım. Farrat ne? Biz eksik bıraktık. Ama biz eksik bıraktık dediğimizde bunun başına bir ma getirecek olursak menfarrat ne eksik bırakmadık Fil kitabi kitapta min şey hiçbir şeyi biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık Allahü Teala azamet nunuyla biz diye zatından söz ediyor kitapta her şeyin ana hatlarıyla beyan edildiğini bize bildiriyor diğer taraftan. İkinci bir örnek manın olumsuz haline. Müşrikler e, peygamberin getirdiği haberi e, garip bir şekilde karşılıyorlar ve diyorlar ki biz böyle bir şey daha önce duymadık. Kur'an bunu bize şöyle hikaye eder. Me semiana bihaza biz bunu işitmedik, duymadık. Fi baina'l evvelin önceki atalarımızda böyle bir şey işitmedik yani öldükten sonra dirilme gibi böyle bir şeyi daha önceki atalarımız bize haber vermedi. Semia işittik. Ve bunu önce o işitti. Oradan başlatacak olursak Semia işitti. Ve bunun çekimini yapıyoruz. Semia Semia semiu semiat semiata semi'ne semiate semiatuma semiatum semiate semiatuma semiatuna Semiatu semiana. Tabi buna ulaşmak için her defasında fiil çekecek değiliz. Onu da ifade edeyim. Ama e, tabloda e, zihinde bunun yerleşmesi açısından söylüyorum. Semiana e, nasıl ki nasarna dedik biz yardım ettik. Semiana biz işittik. Farrat ne? biz eksik bıraktık. Bir önceki ayeti hatırlayacak olursak ma ile olumsuz yapılmıştı orada demek ki bunun yeri semiane tabloda en sonda yer alıyor. Semiane işittik. Ma semiane işitmedik. Bi bunu fi âbâinel evvelin. Evvel, Türkçe'de kullanıyoruz. Evvelin, evvelkiler. Evvelkilerde, önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Aba, e, eb, baba demektir. Bunun çoğulu aba olarak gelir. E, az çok dikkat edilirse kolay hatırda kalabilecek bir mana. Ve başka bir örnek Beka ağladı demek. Beka ağladı. Mühendis olarak Beket gelir. Beket ağladı. Mühendis için ağladı. Mesela Beket Fatıma. Fatıma ağladı. Ama başına ma gelecek olursa ağlamadı. Şu an ele alacağımız ayet Firavun ve kavminin helak olmasıyla alakalı. Kızıldeniz'de boğulup gittiler. Onların durumunu anlatıyor ve şöyle bildiriyor. Fema beket aleyhimus sema'u. Sema onların üzerine ağlamadı. Vel ardu arzdan. Yani gök ve yer Firavun ve kavminin ardından ağlamadı. Burada e, beka ağladı. Beket mühendis için ağladığı anlamında sema ve arz mühendistir. Ma gelince olumsuz oldu. Sema ve arz onların ölümüne ağlamadı. Ve diğer ayete geçiyorum. Diğer ayet Züleyha'nın Yusuflu olan durumlarıyla alakalı. Neticede Hazreti Yusuf'un masum olduğu açığa çıkıyor. O zamanki hükümdar kadınları topluyor. Yusuf'la alakalı durumları soruyor. Kadınlar şunu söylüyorlar. Kul ne dediler. Kul ne tablodaki yerine yerleştirecek olursak Nasar ne onlar yardım ettiler. Kul ne onlar dediler. Haşa lillah yani haşa lillah haşa ve kella Türkçede de az çok kullanırız. Ee, yani haşa lillah, aynen kullanabiliriz bunu. Ma alimna. Alimna biz bildik. Ma alimna biz bilmedik. Aleyhi onun aleyhinde. Yani Türkçedeki leh ve aleyh tamamen Arapçadan bize geçmiştir. Ma semi'ne ma alimna aleyhi onun aleyhinde bir şey bilmedik. Min, şey, min su, herhangi bir kötülük. Biz onun yani Yusuf'un aleyhinde hiçbir kötü şey bilmiyoruz dediler. Bakın kurallar bilinirse her biri yerli yerine yerleşiyor. Kul ne? Onlar dedi. O kadınlar dedi. Haşa Aynen kullandık bunu. Ne alim Bilmedik. Aleyhi onun aleyhinde min suin. Herhangi kötü bir şey. Bilmedik. Ketebe yazdı anlamında. Ketebe rabbukum. Rabbiniz yazdı. Rabbukum daha evvel geçmişti. Mesela kitap, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum ve bunun çekiminde kitabuke, kitabukuma, kitabukum. Kitabukum sizin kitabınız demek. Rabbukum sizin Rabbiniz demek. Ketebe Rabbukum Rabbiniz yazdı. Ala nefsihi nefsine yazdı. Er rahme rahmeti. Rabbiniz kendisine rahmeti yazdı yani rahmetle tecelli etmeyi prensip edindi. Burada ketebe yazdım. Altta Sabara fiili sabara sabır. Aynen Türkçeye geçmiş. Sabara sabretti. Sabır sabretmek. Fas bir sabret. Bu da emir şekli. Fe'l ile alakalı aslında isbir. Isbir sabret anlamında. Isbir e, sabret kema sabara sabrettiği gibi k gibi anlamına geldiğini daha öncelerde anlatmıştık. Ulul azm ulul azm olanlar minar rusul peygamberlerden. Ulul azm peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Ulul azm büyük peygamberlere verilen bir ünvan olarak değerlendirilir. Başka manalarda verilmiştir ama işte o ulul azm peygamberlerin sabrettiği gibi ey peygamber sen de sabret. Burada ketebete bunu göreceğiz. Ve dediler ki imanı zayıf olanlar bu evvelinden anlaşılıyor. Bundan dolayı parantez içine aldık. Ve dediler Rabbena ey Rabbimiz lime ketebete limeyi görmüştük. Lime soru edatlarındandı. Niçin demekti? Lime ketepte niçin yazdın? Aleyna üzerimize, bize. El savaşı. Gıtel, gatele öldürdü. Gıtal birbirini öldürmek için savaşmak. Aynı kökten gelen bir kelime. İmanı zayıf olanlar dediler ki Ya Rabbena niçin bize gıtali savaşmayı farz kıldın? Ketep de yazdı anlamında ancak ala ile kullanıldığında farz kılma manası da var. Burada ona göre mana verilmiştir. Başka bir ayet. Burada ete etet. Ete e, gelmek. Etet o da yine geldi. Yani ete geldi. Ama müzekker için. E, etet o da geldi. O da müennes için. Aynı ayette hem müzekker hem müennes kullanımını görmekteyiz. Kul erayitekum Kul de ki, söyleyin bakalım, yani gördünüz mü? Haber verin bakalım. İn etakum ete geldi. İn eğer İn etakum eğer size gelirse azabullah Allah'ın azabı. Ev etet kumus saatu veya saat gelirse kıyamet saati. Burada saa mühennes olduğundan etet geldi. Yani fiil olarak bunun kullanımı etet. İşte nasara mühennes olarak nasarat gelmesi gibi veya kıyametin saati size gelirse e gayrallâhi ted'un Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Bu çok güzel bir örnek. Ete fiili geldiği anlamında ve eğer müzekker için kullanılırsa ete müennes için kullanılırsa etet. Ete eteye etev etet eteye eteyne kullanım itibariyle, çekim itibariyle bu şekilde çekimi yapılmakta. Felemme zaga zaga tattı. Zaga yezugu zevk. Tatmak. Türkçe'ye zevk olarak geçmiştir. <türüklüğü> zaga o ikisi tattı. Adem ve Havva yasak ağaçtan yediler. Eşşecarate işte yasak ağaçtan tattıklarında bedet ortaya çıktı, Lahuma o ikisine سَوْاَتُهُمَا mahrem yerleri. Yani, Adem مَهَوَّا ne zaman ki, yasak ağaçtan e, onun tadına baktılar, yani yediler, e, mahrem yerleri açığa çıktı. Adeta, onların bülüğe ermelerini ayet kerime ifade ediyor. Yasak ağaçtan yemek, birbirlerini kadın erkek olarak tanımak, e, o noktaya getiriyor. Burada zaqa o ikisi. E ee, nasara nasara oraya bir elif getiriliyor. Burada da zaqa zaqa. Yani biraz uz uzatarak o ikisi anlamında. Alttaki e, misalde ise zaqadan sonrası başka ayetten misal getirildi. Zagu onlar tattılar. Ve bale emrihim işlerinin vebalinin. Emr işler emrihim onların işi. Vebal ancak e, yani Türkçe'de de e, aynen kullandığımız şekliyle yani vebal bu işin vebali senin boynuna Türkçe'de kullanırız. Vebal aynen Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Böylece işlerinin vebalini tattılar. Yani yaptıklarının karşılığını gördüler. Ve gâlet taifetun min ehlil kitap. Kitap ehlinden bir taifen Kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlar kitap ehlinden bir taife dedi. Niçin galet oldu? Taifetün mühendis olduğundan dolayı. Eğer e, diyelim burada e, Ahmet dedi bunu ifade edecek olsaydık gale Ahmet diyecektik. Ama taifetün mühendis olduğundan e, burada fiil galet şeklinde geldi ve diğer ayetteki galeta o ikisi dedi. O ikisi gökler ve yer. Ayetin evvelinden bu anlaşılıyor. Allahu Teala ayetin evvelinde gökleri ve yeri yaratmasını bize e, ifade etmekte. İşte Allahu Teala e, o ikisine dedi. Gal ister istemez haydi var olun etiyada ve kerhen diye e, göklere ve yere Allahu Teala'nın hitabı var. Onlar da dediler ki galeta o ikisi dedi. Sema müennes'tir, arz da müennes'tir. Böyle olunca gala değil de müennes olarak galeta o ikisi dedi. Eteyna biz geldik ta isteyerek. E, isteyerek geldik dediler. Ma <mâ yif> alullahu bi azabikum. Allah size neden azap etsin? Yef'alu yapar. Eee bi e, sizi azaplandırır. Ama ma olunca olumsuz yapıyor. E, Allah niye azap etsin? İn şekertum eğer şükrederseniz ve amentum iman ederseniz. Eğer siz şükreder, iman ederseniz Allah size niye azap versin ki? Burada da şekertum mazim. Şekertum nasartum gibi. Nasartum siz yardım ettiniz. Şekertum siz şükrettiniz. Amentum amene iman etti. Amentum siz iman ettiniz. Başında in olduğundan dolayı in şekertum ve amentum eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin? Diğer ayet kefara fiilinden kefara e, küfretti, inkar etti anlamında e kefarte sen inkar mı ettin? E soru yapıyor. Kefarte sen inkar ettin demek. E kefarte inkar mı ettin? Bildiği o zatı ki halagake seni yarattı min turab'in topraktan. Seni topraktan yaratanı inkar mı ettin? Yani inkarcılar her devirde olmuş, günümüzde de var. Ama bunlar şunu herhalde düşünmeli. Bir zamanlar bunlar toprakta zerreleri dağılmış, vaziyetteydi. Allah bunlara insan sureti verdi, hayatlandırdı. Burada boşanmış kadınlarla alakalı fe in ne? eğer onlar çıkarlarsa. E, cemi müennes olarak geliyor burada. Gaibe şeklinde geliyor. Harac Tabloyu göz önüne getirecek olursak Nasar ne gibi? Nasar ne? O kadınlar yardım ettiler. Harac O kadınlar çıktılar. Fein harac Eğer onlar çıkarlarsa Felacuna aleykum size bir günah yoktur. Mefal ne? Ne yaparlarsa? Onların yaptığında size bir vebal yoktur. Fale de aynı şekilde feal ne onlar yaptılar. Ma onlar ne yaparsa. Fi enfusihin kendi hallerinde min maruf maruf makul bir şekilde onların yaptıklarından size bir vebal yoktur. Yani boşanmış olan kadın artık belli bir süre sonra başkasıyla da evlenebilir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılmış. İnna kefeynâkel müstehzi'in. İnna biz Kefeinake kefe kafi oldu. Kefeinâ biz kafi olduk. Ke sana. İnnekefeinâke biz sana yettik. El müstehziin alay edenlere karşı. Müstehzi e, Türkçede en azından bazılarımız bunu bilir. Adam müstehzi bir şekilde gülüyordu veya müstehzi bir şekilde konuşuyordu. İstihza bu kökten gelen bir kelimedir. Dalga geçmek. Biz senin ey peygamber seninle alay edenlere karşı biz elbette sana yettik. Burada elbette inna'dan geliyor. İnna tekit ifade eder. Hz. İbrahim'in Nemrut'la olan mücadelesi buradaki fiilleri görmeye çalışalım. Elem tera görmedin mi? Ra gördü, yera e, görür, tera sen görürsün. Ama lem gelince lem tera görmedin. Başına bir e gelince soru yaptı elem tera görmedin mi? Bunu diyelim burada öğrendik. Elem tera keyfe faala rabbuke bi ashabil fil? Orada da kullanırız. Elem tera ila rabbike keyfe mette zıl? Orada kullanırız bir defa anladığımızda benzeri yerlerde aynı mana geçerli. Elem tara görmedin mi? İlellezi o kimseyi ki Hacce İbrahim İbrahim'e İbrahim'le tartışmaya girdi. Hacce hüccet hüccet getirmek ve münazara yapmak tartışma yapmak fi rabbihi rabbi konusunda en etahullahul mülk Allah ona mülk verdi diye yani mülkü var saltanatı var diye İbrahim'le Rabbi hususunda tartışmaya gireni görmedin mi? Burada kastedilen Nemrut. İzgale İbrahimu hani İbrahim demiştim Rabbi yellezi benim Rabbim yuhyi hayatı verir ve yumitu ve öldürür. Gale o da dedi ki ene uhyi ve ümit ben de diriltir ve öldürürüm. Dale İbrahim o İbrahim dedi: Feyn Allah yeeti bir şems Allah güneşi getirir minel meşrik doğru doğudan getirir malum güneş doğudan batıya doğru hareketi var yani e, Allah güneşi doğudan batıya getirir fetihi fetihi minel haydi sen onu batıdan getir. فَبُهِتَ الَّذ۪ي kafar, Bu söz üzerine e, kafir dondu kaldı, beht, böyle şaşkınlık içinde kalmayı ifade eder. Ne diyeceğini bilememek, e, münazarada mağlubiyeti anlatan bir kelime ve böylece o kafir e, dondu kaldı. Bu şekilde mazi fiil hakkında genel bir bilgi vermiş olduk. Ve bunlar bilindiğinde, bunun çekimi iyi öğrenildiğinde özellikle o tablo Kur'an-ı Kerim'in neresinde mazi bir fiil gelmişse o tabloda bir yere mutlaka yerleşecektir ve ona göre mana vermek kolaylaşacaktır. İşte nasarte sen yardım ettin, ketep de olursa sen yazdın, haraç olursa sen çıktın. Ama bu tü olarak kullanıldığında nasartu ben yardım ettim, haraç ben çıktım gibi, keteptü ben yazdım gibi bu şekilde kullanılıyor. Zor değil. E, çekim tablosu üzerinde bir miktar çalışılırsa, tekrarlanırsa hatırda kalacaktır. Örnekler üzerinden de incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır.